Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle yaz ayları boyunca uygulamaya çalıştığım sabah rutinimi paylaşacağım. Bu yaz benim için oldukça yoğun geçti. Bu nedenle zamanı iyi yönetebilmek adına bir rutine ihtiyacım vardı. YouTube'daki diğer rutin videoları kadar fazla detay vermeyeceğim açıkçası. Yüz yıkamak, diş fırçalamak, telefondaki bildirimleri kontrol etmek gibi detayları atlayacağım. O yüzden bunları yaptığımı varsayarsanız çok sevinirim. Sabahları yüzümü yıkadıktan sonra yaptığım ilk şey yüzüme buz kompresi uygulamak. Minik bir buz küpünü alıp tampon hareketlerle yüzümde gezdiriyorum. Bunu yapmak hem beni canlandırıp hızlıca uyanmamı sağlıyor hem de cildime oldukça iyi geliyor. Eğer erken uyandıysam 20-30 dakika kadar kitap okumaya çalışıyorum. Eğer erken uyanmadıysam bu kısmı atlıyorum. Bu sıralar genç yetişkin yazarların kolektif bir işi olan bu öykü kitabını okuyorum. Edebi açıdan pek tatmin edici olmasalar da çok şirin yaz hikayeleri var gerçekten içinde. Keyifle okuduğumu söyleyebilirim. Daha sonra kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Ben uzun kahvaltıları çok seven biri değilim açıkçası. O nedenle ekmek üstü kahvaltılar benim için çok pratik oluyor. Bu videoda bruschetta yaptım ama bazen sessiz vloglarımda da daha önce sizlere gösterdiğim yumurtalı ekmeklerden de yapıyorum. Onlar da çok pratik oluyor. Hazır gelmişken bruschetta tarifini de vereyim size. Kekik, fesleğen, nane gibi baharatları ve zeytinyağını karıştırıp 2 diş sarımsak ekliyoruz bu karışıma. Daha sonrasında bu karışımı ekmeklerin üzerine sürüyoruz ve üstlerine de minik minik doğradığımız domateslerden koyuyoruz. İsteğe bağlı olarak biber veya nane de eklenebilir. Ben fırına atmadan önce biraz da kaşar rendeliyorum. Fırından çıktığı zaman hem kokusu hem tadı muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kahvaltının ardından çalışmaya başlıyorum. Bu yaz dediğim gibi benim için çok yoğun bir yazdı. Hem bitirmem gereken bir makalem hem de girmem gereken ÖSYM sınavları vardı. Açıkçası canım o gün ne çalışmak istiyorsa onu çalışıyorum. Oyun bağımlılığı üzerine çalıştığım makalenin %80'ini tamamladım sayılır ama hala yapmam gereken çok iş var bununla ilgili. Onun dışında bir de ALES, YDS, KPSS gibi sınavlarım var. Konu anlatım videoları izleyip test çözüyorum genelde.
Çalışmama ara verdiğimde veya bitirdiğimde ise o günün ve haftanın planlarını kontrol ediyorum. Yapacak çok iş varken ve zaman da kısıtlıyken iyi bir planlama yapmak oldukça önemli. Beğendiğim uygun fiyatlı planlayıcı ve ajandaları açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra zaten saat öğle saatlerine gelmiş oluyor. Ben de kendime bir kahve yapıp günün keyfini çıkarıyorum. Evet, benim sabah rutinim bu kadardı. Tabii ki her gün böyle geçmiyor ama genellikle her gün bunları yapmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.